Sayın Oda Başkanım, saygıdeğer konuklarımız, değerli meslektaşlarım, kurumlar vergisi seminerimize hoş geldiniz. Bugün aramızda İstanbul dışından gelen konuklarımız da var. Bartın Oda Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz aramızda, Ordu Oda Başkanımız aramızda. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. TÜRBOB'umuzun değerli genel saymanı, gelir idaremizin çok değerli temsilcileri, çok değerli konuşmacılarımız, Ordu ve Bartın odalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, odamızın değerli kurul üyesi arkadaşlarım, eğitmenlerimiz, temsilcilerimiz, temsilci yardımcılarımız ve siz değerli, çok değerli meslektaşlarım, odamızın düzenlediği kurumlar vergisi seminerimize hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yoğun bir döneme girdik. Hem ülkemizin gündemi yoğun, hem mesleğimizin gündemi yoğun. Özellikle siyasetteki yoğunlaşma beraberinde yeni mevzuatı getiriyor. Yeni teşvikler geldi, bir kısmı yolda, yeni düzenlemeler var. Bu bizim gündemimizi de yoğunlaştırıyor. Zaten yoğun bir gündemimiz var. Gelirleri bitirdik, kurumlara başladık. Birini bitirmeden hep birlikte diğerini düşünüyoruz. Kurumların yanında KDV'miz var, takip eden ayda geçici vergimiz var. Dört gözle yazın gelmesini bekliyoruz. Tabii mesleki mevzuatımız bu yoğunlukta biraz daha öne çıkıyor. Eğitimlerimizi farkındaysanız yoğunlaştırdık. Bir tarafta SSK Muhtasar Birleşmesi ile ilgili eğitimlerimiz devam ediyor İstanbul'un dört bir tarafında. Teşvikler var, bunlarla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. İnşaat muhasebesi güncelliğini her zaman koruyor. Şimdi muhtemelen Haziran'da tebliğ yayınlanacak. Bağımsız denetimle ilgili yeni finansal raporlama çerçevesi adı verilen bağımsız denetimle ilgili muhasebe standartlarını, denetim standartlarını yeni baştan ele alma imkanı bulacağız. Sanıyorum yine diğer taraftan hepimizi ilgilendiren referandumdan sonra usul incelemeleri devam edecek. Usul incelemeleriyle ilgili de bizim eğitimlerimiz devam edecek. Sizlerden ricam web sitesinden bizi takip etmeniz. 37 ilçede Tuzla'dan Silivri'ye kadar eğitimlerimiz devam ediyor. Burada aylık eğitimlerimizi yapıyoruz. Güncel konuya göre Mayıs ayında yaza girmeden son bir eğitim daha yapmayı düşünüyoruz. Ben tabii bu anlamda özellikle gönüllü olarak bu eğitimlerde koşturan, zamanını ayıran eğitmen arkadaşlarımı ve bu eğitimlerle ilgili altyapıyı oluşturan temsilcilerime, temsilci yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Tabii her zaman söylediğim gibi İstanbul bizim doyduğumuz yer, birçoğumuzun doğduğumuz yerler var, Anadolu var. Eğitmen arkadaşlarım yine her hafta Anadolu'da 4-5 ilde eğitimdeler. İl ayrımı yapmıyoruz. Edirne'den Kars'a kadar arkadaşlarımız, oradaki meslek mensuplarımıza da katkı sunmaya çalışıyorlar. Çok zamanınızı almayacağım. Odamızda bugün duyurusunu yapacağız. Yarından itibaren odaya gelmeden elektronik ortamda geçerli olan oda sicil belgelerinizi ve faaliyet belgelerini alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hiç odaya gelmeyeceksiniz. Eskiden postayla gönderiyorduk. Odanın elektronik imza
tarafındaki sorununu hallettik. Odanın web sitesinden ilgili bölüme girip şifrelerinizle oda sicil belgelerinizi ve faaliyet belgelerinizi alabilirsiniz. E-birlikle ilgili diğer çalışmalarımız odada tamamlanıyor. Önümüzdeki günlerde de bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii bu yoğun gündem, bu yoğun çalışmaların yanında içe dönük çalışmalarımız da devam ediyor. Her zaman ifade ettiğim gibi, sizler adına her yerde ifade ediyorum. Dışarıda yapılacakların dışında kamunun görevleri var, odanın görevleri var, bizlerin görevleri var ama bir bürocu arkadaşınız olarak söylüyorum, içeride birbirimize karşı da görevlerimiz var. Sorunları eğer çözmek istiyorsak, her yıl aynı sorunları konuşmak istemiyorsak, mutlaka sözleşmelerimizi düzenlememiz lazım değerli arkadaşlar. Mükellef imzalı sözleşme olmadan ne alacak olur, ne iş olur, ne tahsilat sorunu olur, ne de angarya olur değerli arkadaşlar. Mutlaka hak iddia edeceksek, alacağımızı tahsil edeceksek mutlaka mükellef imzalı sözleşmelerimizin olması ve bunu e-birlikten sisteme mutlaka girmemiz gerekiyor. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi özellikle yıl içinde birbirimizden müşteri alırken mutlaka birbirimizi aramamız en azından yıl sonunda da olsa müşteriyi gelen yeni müşteri yıl içinde almamamız yıl sonunda defter müşteri alırken de gelen müşterinin kim olduğunu, ne kadar muhasebe ücreti aldığını, neden ayrılmak istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Daha önce de söyledim 2015 Aralık ayında çıkan tahsilatla ilgili 459 nolu tebliği var. İncelemelerde başımıza iş almayalım. Lütfen bu tebliği yıl içinde ücretlerimizi tahsil ederken dikkate alalım. 7000 lirayı geçen yıllık ücretleri mutlaka bankadan geçirelim. Tabii bunları ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar tartışırsak tartışalım, etik kuralları geliştirmemiz gerekiyor. Etik eğitimlerine katılmamız gerekiyor. Belki bu yılki hedeflerimizin içinde her yaptığımız eğitimden önce etik komitemiz bir eğitim etik tanıtım toplantısı yapmayı düşünüyor. Aramızdaki etiği halletmeden de sorunlarımızın bir bölümünü halledemeyecek gibi görüyoruz. Her zaman sızlandığımız bir konu var. Beyan süreleri. İster istemez sizlerin çalışma düzeni bozuluyor. Konsantrasyonu bozuluyor. İş planlaması yapamıyoruz. İşlerimiz yoğun. Diyoruz ki acaba yine beyan süreleri uzayacak mı diyoruz. Her zaman şimdiki şefkati görüp kendiliğinden beyan süreleri de uzamıyor değerli arkadaşlar. Dileğimiz şu, İstanbul Odası olarak da düşünüyoruz. Bu hafta Karadeniz Odalarıyla da bir karar aldık. Biz artık beyan sürelerinin uzatılmasını istemiyoruz değerli arkadaşlar. Biz beyan sürelerinin makul tarihlere çekilmesini istiyoruz değerli arkadaşlar. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu talebimizi de web sitesine koyacağız ve bu talebimiz yerine gelene kadar bayram ve benzeri mücbir sebepler hariç artık işimizi gücümüzü bırakıp sürekli beyan sürelerinin uzatılmasının peşinde dolaşmamayı düşünüyoruz. Kamudan da devletten de beyan sürelerinin makul tarihlere çekilmesini, onların da artık bu işle meşgul olmamasını istiyoruz. Onlara da her çevreden talep gidiyor. Onlar da işlerini, güçlerini bırakıyorlar. Bununla uğraşıyorlar. Artık bu sıkıntının bu çağda ortadan kalkması lazım. Çekilebilecek, kamuya zarar vermeden en uzun süreye bunlar çekilmeli. Ödeme tarihleri de dikkate alınarak bir daha bunlarla uğraşmamamız lazım. Evet, dediğim gibi bir seminer daha birlikteyiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle konuşmacılarımıza, Gelir İdaresi'nin değerli temsilcisi Rıza Bilgiç'e, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Maç Üstadımıza,
yeminli mali müşavir Zeki Gündüz Üstadımıza ve oturumumuzun başkanı TÜRMOP Genel Saymanı yeminli mali müşavir Emre Kartaloğlu'na sunacakları katkılardan dolayı tüm meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de bugün bize bu güzel kitapçığı hazırlayan vergi komitesi üyelerimize, günlerdir hazırlık yapıyorlar. Gerçekten gecelerini gündüzlerine kattılar. Bize pratik bu kitapçığı hazırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm sizlere. Gerçekten bu iş yoğunluğunda kurumlara başladığınızı biliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'la ilgili de dileğim şu. Hepimizin ortak bir düşüncesi var. Bu düşünceyi her zaman, her yerde ben sizler adına, hepimiz adına dile getiriyorum. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu ülkeyi seviyoruz. Mesleğimizi de seviyoruz. Yıllardır bu ülkede farklı düşünen insanlar, farklı inançları olan insanlar, farklı kökenleri olan insanlar hep bir arada huzur, barış içinde yaşıyoruz. Bu yaşamın da Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyete ve demokrasiye borçlu olduğumuzu biliyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun hepimizin temel görevinin cumhuriyete ve demokrasiye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, seminerimizin başarılı geçmesini diliyorum. Şimdi oturum başkanımızı ve konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Önce oturumumuzu yönetmek üzere TÜRMOP Genel Saymanı Sayın Emre Kartaloğlu. İstanbul Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Grup Müdür Vekili Sayın Rıza Bilgeç. Yeminli Mali Müşavir Sayın Zeki Gündüz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Mehmet Maç. Başarılı bir seminer geçmesini diliyorum. Değerli Oda Başkanım, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın kurul üyeleri, Ordu ve Bartın Odası'nın değerli yöneticileri, değerli meslektaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet, Cevahir Seminerleri İstanbul Odası tarafından bir klasik haline dönüştürüldü, bir klasik haline getirildi. Ben de yıllarca burada konuşmacı olarak görev aldım. Bu sefer farklı bir görevde daha kötü hissettim kendimi. Ben hocalarıma teşekkür edip sunum yapmaya başlamayı düşünüyorum. Sunumu da kendim tamamlamayı düşünüyorum izinleriyle. Değil tabii ki. Önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum kurumlar vergisiyle ilgili. Aslında yaptığımız işin de önemini anlatabilmek için birkaç rakamı vermekte fayda var diye düşünüyorum. 2016 yılı bütçe gelirleri 608 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bunun da 529 milyar TL'si vergi gelirinden oluşmuş. Yani %87'si bütçenin toplam gelirinin %87'si vergi gelirinden oluşmuş. Sadece bu rakam bile yaptığımız işin önemini, yaptığımız işin büyüklüğünü, yaptığımız işin ehemmiyetini anlatmak için yeterli bence.
Vergi olmadan kamu finansmanının sağlanması, kamu finansmanının yaratılması mümkün değil. Bu vergiye de aracılık değerli sizler tarafından gerçekleştiriliyor. Mali müşavirler tarafından gerçekleştiriliyor. Sizlerin onaylamadığı, sizlerin hazırlamadığı hiçbir beyanname, onaylamadığı bir beyanname vergiye dayanak oluşturması mümkün olamıyor. Sizlerin kontrolünden geçmeyen hiçbir mali tablo vergiye dayanak oluşturamıyor. Sadece bu rakam, yani bütçe gelirlerinin %87'sinin vergi gelirlerinden oluşmuş olması yaptığımız işin önemini anlatıyor. Kurumlar vergisi seminerimizin konusu. Kurumlar vergisi bu vergi gelirleri içerisindeki payı ne kadarmış diye ben baktım seminerden önce. 529 milyar TL'nin 46 milyar TL'si yalnız kurumlar vergisinden oluşmuş. Aslında %8.9, %9'u vergi gelirlerinin %9'u kurumlar vergisinden oluşmuş. Gelir vergisine baktım. Vergi gelirlerinde %23'ü gelir vergisinden oluşmuş. Bu da aslında hani ülkemizin vergi sisteminin, vergi yapısının çarpıklığını biraz bize göstermekte. Dolaylı dolaysız vergi ayrımındaki çarpıklığı bize göstermekte. %65'i, vergi gelirlerinin %65'ini dolaylı vergiler oluşturuyor. Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi başta olmak üzere diğer işlem vergileri oluşturuyor. %8.9 dedik kurumlar vergisinin vergi gelirleri içerisindeki payı. Ancak vergi incelemelerine baktığımızda incelemeler tarafında daha çok kurumlar vergisiyle ilgilenildiğini görüyoruz. Yani hani vergi gelirleri içerisindeki bizim beyana dayanarak ödediğimiz vergi çok yüksek, kurumlar vergisi özellikle çok yüksek bir payı oluşturmuyor. Ancak vergi incelemelerine baktığımızda o açıdan da Vergi Denetim Kurulu'nun faaliyet raporuna baktım. En son 2015 yılı yayınlanmış. 46 milyar TL toplamda matrah farkı bulunmuş vergi incelemelerinde. Bunun da yaklaşık 1/4'ünü damga vergisi oluşturmuş. Damga vergisi bizler bu masadaki herkes eski inceleme elemanı hani vergi incelemelerindeki en kolay şeydi. Yani hiçbir şey bulunamazsa damga vergisinden matrah farkı bulunur diye vergi incelemesine başlanırdı. Nitekim öyle olmaya da devam ediyor. Matrah farklarının, vergi incelemelerinde bulunan matrah farklarının 1/4'ünü damga vergisi oluşturmuş. Onun dışında da kurum geçici vergi ve kurumlar vergisi matrah farkları geliyor 2. ve 3. sırada. Sonra da katma değer vergisi matrah farkı geliyor 4. sırada. Bu şunu gösteriyor aslında. Beyana dayanarak yarattığımız bir vergi, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı küçük. Ama incelemelerde, vergi incelemelerinde biz daha çok katma değer vergisi ve kurumlar vergisiyle uğraşıyoruz. Daha çok onları inceleniyor, daha çok onlar üzerinde emek ve mesai harcıyoruz. Bu açıdan bugünkü seminer başlayan beyan dönemiyle beraber, kurumlar vergisi beyan dönemiyle beraber son derece önemli bilgiler sağlayacak, önemli katkılar sağlayacak ve inceleme boyutunda ve beyannamenin hazırlanması boyutunda doğruyu ve gerçeği bulmamıza yardımcı olacak. Son bir yıl hem vergi kanunlarında ciddi önemli değişiklikler yapıldı. Bunların tamamı üzerinde ben durmayacağım. Değerli üstadlarım yeri geldikçe, konusu geldikçe mutlaka değineceklerdir. Birkaç tanesi 6770 sayılı kanunla önemli bir vergi teşviği, bir vergi planlama aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. KOBİ birleşmelerinde Bakanlar Kurulu'na kurumlar vergisi oranını üretimden elde edilen kazançlar için %75'e kadar indirme yetkisi verdi. Üretim faaliyetiyle uğraşan KOBİ'ler hem birleştikleri hesap döneminde üretimden elde ettikleri kazancı hem de birleşme tarihinden sonraki 3 hesap döneminde üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç kurumlar vergisi oranı %5'e kadar indirimli olarak uygulanabilecek. Önemli bir düzenleme, önemli bir vergi teşviği olduğunu düşünüyorum. Yine %5 vergi indirimi, vergiye gönüllü uyumu olan mükelleflere %5 vergi indirimi getirildi. Biliyorsunuz SGK'da bu vardı, %5 vergi borcu olmayan mükelleflere uygulanıyordu. Son yıllarda gündeme gelen af kanunlarıyla beraber de herhangi bir sorunu olmayan, borcu olmayan mükellefler için hani sanki kendilerini bu af kanunuyla zarara uğramış, kötülük yapılmış hissine kapılıyorlardı. Onu bir nebze de olsun giderebilmek için %5 vergi indirimini öngören yasa yürürlüğe girdi. Ancak bu yılki beyannameler için uygulanmayacak. 1/1/2018 tarihinden itibaren verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için hesaplan %5 vergi indirimi denince de şöyle yanlış bir algı oluşuyor. Yani örneğin kurumlar vergisi oranı %20 değil de %15 uygulanacakmış gibi.
Öyle olmayacak. Hesaplanan verginin, hesaplanan kurumlar veya gelir vergisinin %5'i tutarında bir indirim sağlanacak. Yine 6728 sayılı kanunla transfer fiyatlandırmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Zeki Üstad onlardan bahsedecek. Ben çok vakit almak istemiyorum. Planlamada da sunumları biz mümkün olduğunca kısa tutmayı hedefledik değerli üstadlarımla beraber. Soru cevap bölümüne daha fazla ilgi olduğunu tecrübe ettik. Önceki yıllarda, önceki seminerlerden bunu tecrübe ettik. Bu nedenle sunumları mümkün olduğunca kısa tutacağız. Ancak sunum metinlerinin tamamı ayrıntılı şekli İSMO'nun internet sitesinde yayınlanacak. Soru cevaplarda da cevapsız hiçbir soru kalmayana kadar biz burada olmaya gayret göstereceğiz. İstanbullu meslektaşları ben hep şanslı gördüm. Başlarken söyledim bu Cevahir seminerleri gerçekten bir klasik haline geldi. Kurumlar vergisinin duayenleri burada. Ben 2000 yılında vergiciliğe başladım Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrolörü olarak. O zaman bilgiye erişim bu kadar da kolay değildi. İnternet bu kadar yaygın değildi. Bizim bir başucu kitabımız vardı. Yazarı Mehmet Maç'tı. Hem kurumlar vergisi yorum kitabı hem katma değer vergisi yorum kitabı. Bugün kurumlar vergisiyle ilgili özet bir sunum yapacak size. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Yine Zeki Gündüz Üstad'ı tanıyorsunuz. Yıllardır burada biz dönem sonu işlemlerini beraber yaptık. O keyifli sunumuyla katkı sağlayacak bugünkü seminerimize. Rıza Bey, Rıza Bilgiç'le de en son 6736 seminerini yapmıştık burada. Benim dönem arkadaşım, biz Maliye Bakanlığı'nda beraber göreve başlamıştık. Bugün İstanbul'da vergiden sorumlu 2 numaralı kişi. Hatta kurumlar vergisinden sorumlu 1 numaralı kişi diyebiliriz. Bizim de birçok mesleki sorunumuzun çözümünde kendisi aracılık yapıyor. Kendisine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Sunumumuzun hepinize faydalı olmasını, seminerimizin hepimize faydalı olmasını, katkı sağlamasını diliyorum. İlk sözü Mehmet Maç Üstad'a vereceğim ben. Kurumlar vergisinin beyanıyla ilgili genel esaslar üzerinde duracak. İstisnalar. Öncelikle yine bir son bir yıl içerisinde kurumlar vergisiyle ilgili yapılan değişiklikleri özetleyip kurumlar vergisi beyanıyla ilgili genel esaslar üzerinde duracak. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Üstad buyurun. Aha. Açık olması lazım ama. Pardon, görüntü gönderebilirler mi? Ufuk Bey'i arıyoruz. Hangisiydi sizin sunumunuz? Yakın mikrofon olsa iyi olacak. Neyse, tamam. Peki. Saygıdeğer meslektaşlarımız, toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim sunumumda iki ana bölüm söz konusu. 2016 yılında 2015'e göre neler değişti? Sadece 2016 içi değişiklikleri ifade etmeye çalışacağım. Ardından da beyannamenin düzenlenmesiyle ilgili bildiğimiz şeyleri kısaca özetlemeye çalışacağım. 2016 yılı içindeki gelişmeler özetle şöyledir. Devlet yardımları hakkında bir değişiklik kararı çıktı. Bunun indirimli kurumlar vergisi üzerinde bazı etkileri oluşmuştur. Detaya girmeyeceğim çünkü bu sunum SME Odası internet sitesinde olduğu için bunlardan kaçınacağım. Soru cevap bölümüne vakit bırakmaya çalışıyorum. Nakdi sermaye artırımında faiz indirimi uygulaması var biliyorsunuz. Bu uygulamayla ilgili bir önemli olmayan bazı değişiklikler oldu. Artı 2016 için geçen sene 14,65 olan indirim oranı bu yıl 13,57 olarak belirlendi.
Sınai mülkiyet konulu kazançlarda biliyorsunuz kurumlar vergisi istisnası var. 5B maddesine göre. Bu istisnanın kapsamında değişiklikler meydana geldi. Bu konu 11 nolu tebliğde açıklanmıştır. Sat, kirala, geri al. Eskiden mümkün değildi biliyorsunuz. Son birkaç yıldır bu mümkün hale getirildi. Uygulaması da vardır. Bu konuda bazı değişiklikler meydana geldi 2016 yılı içinde. 11 nolu KDV tebliğinde detaylı açıklama mevcuttur. Arge ve tasarım indirimi konusunda bazı değişiklikler meydana gelmiştir kanunla. Bununla ilgili detaylı açıklamalar yine 11 nolu tebliğde mevcuttur. Yurt dışında mukim kişi ve kurumlara verilen bazı hizmetlerden kazanılan paralarda %50 kurumlar vergisi indirimi söz konusudur. Bu kazanç türlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Özetlemek gerekirse, ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi hizmetleri şartsız olarak bu hizmetler grubuna dahil edildi. Ayrıca ilgili bakanlıkların görüşünün alınması şartıyla eğitim hizmetleri de yine bu indirimli kurumlar vergisine tabi faaliyet alanları arasına dahil edildi. 11 nolu tebliğde yine bu konuda detaylı açıklama mevcuttur. İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında devreden yatırıma katkı payı tutarının yeniden değerleme oranıyla artırılarak uygulanması imkanı getirildi. Bu imkanın 2016 yılı içinde geçerli olduğunu düşünüyoruz ama Mali İdaresi aksi görüştedir. Bu değerlemenin ilk defa 2017 kazançları için etki sağlayacağı görüşündedir Mali İdaresi. 2016 yılında reeskont yapıldığı takdirde 2016 için bu reeskontun oranı 9,75 olarak belirlenmiştir. Biliyorsunuz alacak ve borç senetlerinde reeskont söz konusu, buna vadeli çeklerde de yine reeskont yapma imkanı eklenmiştir yakın geçmişte. Transfer fiyatlandırması ile ilgili bir yasa değişikliği oldu. Bu değişiklikle 13. maddede bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri Sayın Zeki Gündüz meslektaşım sizlere arz edecek. Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu konulu yatırım harcamaları eskiden çoğunlukla ilgili binanın maliyetine eklenmek suretiyle amortisman yoluyla giderleştirilebiliyordu. Bir yasa değişikliği yoluyla GVK'nın 40. maddesinde, ki bu kurumları da ilgilendiren bir maddedir, binalarda ısı tasarrufu veya enerji tasarrufu için yapılan yatırım harcamalarının doğrudan gider yazılabilmesi imkanı getirilmiştir. Halk arasında mantolama denilen işlemler veya ısı sistemlerinin değişikliği veya yeni ısı sistemi uygulamalarıyla ilgili böyle bir imkan sunulmuş bulunmaktadır. Binalarda amortisman oranı çok düşük olduğu için bunun ciddi anlamı vardır büyük yatırım yapanlar açısından. Finansman gideri kısıtlaması ile ilgili bir hüküm var malumunuz. Bu hüküm Bakanlar Kurulu kararı 2016 yılında da çıkmadığı için bu yılda uygulanmayacak. Bu saydıklarım dışındaki tüm işlemler aynen 2015'te olduğu gibi şekle bağlanacak. 2016 yılı içinde Meksika ve Kosova ile vergi anlaşmaları 2016 başından itibaren yürürlüğe girmiş ve anlaşmalar listesine eklenmiştir. Beyannamenin oluşumu malum internet üzerinden veriliyor beyannameler. En tepeye şirketin bilançosunda görünen vergi öncesi karı kaydediyoruz. Bu kar malumunuz ticari kardır. Mali anlamdaki kara nazaran, vergi matrahına nazaran artı eksi farklılıklar içerebilir. Bunlara genellikle kanunen kabul edilmeyen gider ve diğer indirim adını verdiğimiz eklemeler ve çıkarmalardan sonra
matraha ulaşıyoruz malumunuz olduğu üzere. Bu tabloda hangi aşamalardan geçerek hangi noktalara geleceğimizi anlatmaya çalıştık. Ticari kârla başlıyoruz dediğimiz gibi veya zararla. Kanunen kabul edilmeyen giderleri ekliyoruz. Vergiye tabi olmayan gelirleri ve diğer indirimleri düşüyoruz. Zarar dahi olsa uygulanacak indirim ve istisnalar var. İleride onun listesini sunduk. Onları indiriyoruz. Varsa zarar mahsubunu yapıyoruz. Geriye indirime esas tutar dediğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Sonra bu tutara kazancın mevcudiyeti halinde uygulanması mümkün olan indirim ve istisnaları uyguluyoruz. Varsa işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklarını ekliyoruz. Ki bu eklemede en çok sermaye azaltımlarında rastlamaktayız. Maliye İdaresi sermaye azaltımı yapılan hallerde azaltılan sermayenin öncelikli olarak enflasyon düzeltmesi kaynaklı olduğunu varsayarak hareket etmektedir. Katılmadığımız bir görüştür ama böyledir. Sonuçta kurumlar vergisi matrahına ulaşılıyor. Zaten beyanname programı bunu yönlendirmektedir. Hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikli olarak varsa yıl içinde uğranılan stopajlar düşülüyor, geçici vergi düşülüyor. Kalan bu mahsuplardan sonra kalan tutar ya ödeniyor ya da eğer kalan tutar negatifse stopaj alacağı veya geçici vergi alacağı olarak karşımıza çıkıyor. Beyannamede kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili bir liste yer vermişler. Hani bir atlama olmasın, fikir versin diye. Bu listeyi aynen beyannamede görebilirsiniz. Bu listede yer almayan bazı kanunen kabul edilmeyen gider türleri var. Burada ifade ettik. Bunları diğerleri bölümünde göstermeniz mümkündür. Vergiye tabi olmayan gelir türleri olabilir veya indirim türleri. Onlarla ilgili bütün alternatifleri burada sıraladı, tek tek saymayacağım. Zarar dahi uygulanabilecek istisna ve indirimler var. O da bu listede sıralanmıştır. Biraz önceki tabloda gösterdiğim zarar olsa dahi uygulanabilecek istisnalar listesi satırına ulaşıldığında bu listeyi akla getirmemiz gerekiyor. Zarar mahsubu ile ilgili esasları çok kısa olarak burada özetledik. Malumunuz her birinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekiyor beyannamelerde. 5 seneyi geçmemek üzere ve de en eski yıldan başlayarak zarar mahsupları yapılıyor. Burada en önemli konulardan biri de zarar mahsup hakkı var olduğu halde bu hakkın kullanılmaması hak kaybına sebebiyet verebilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Aşağıda büyük harflerle ifade ettik. Yurt dışı zararlarının mahsubu mümkün fakat bu çok rastlanır bir şey değil. Böyle bir zarar mahsubundan söz edebilmek için Türkiye'de şirketin yurt dışında şube kurmuş olması, yani kendi tüzel kişiliğiyle yurt dışında faaliyet gösteriyor olması gerekir. Sık rastlanır bir durum değildir ama yurt dışı zararlar da prensip olarak mahsuba açıktır. Kazancın bulunması veya yeterli olması halinde uygulanabilecek indirim türleri var. Onları da burada sıraladık. Bu indirimlerden sonra özel kanunlar uyarınca indirime konu edilebilecek bağışlar unutulmamalı. Varsa çok eskilerde kaldı ama hala uzantıları devam eden yatırım indirimi olabilir. Varsa diğer indirim ve istisnalardan sonra matraha ulaşıyoruz. İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farklarından bahsetmiştik. Bunu tekrara gerek görmüyorum, geçeceğim. Vergi mahsuplarını tekrar dönersek, yıl içinde kesinti sureti ödenen vergiler, yurt dışında ödenen vergiler ve geçici vergiler mahsup ediliyor. Stopaj mahsubunda öncelik var dediğim gibi. Stopaj mahsubundan sonra ödenecek vergi kalmışsa geçici vergi mahsubu yapılıyor. Yıl içinde kesinti suretiyle ödenen vergilerin iadesinde kendine has kurallar mevcuttur. Burada yeterince ifade edilmiş bulunmaktadır. Tekrarına gerek görmüyorum.
Aynı şekilde yurt dışında ödenen vergiler mahsubu ile ilgili detaylar da bu slaytta bulabilirsiniz. Geçici verginin mahsubu ve iadesi ile ilgili esaslar da burada. Geçici vergi ile ilgili bir önemli husus var, atlanmaması gereken. Firmalar bazen geçici vergiyi maddi durumları yeterli olmadığı için ödememiş olabiliyorlar. Veya mahsuba konu etmiş olabiliyorlar, mahsup yerine getirilmemiş oluyor. Bu durumda geçici vergi fiilen ödenmediyse kurumlar vergisinde mahsup hakkı yok. 1 Nisan tarihine kadar ödenmemiş olan geçici vergi tahakkukları 1 Nisan günü itibariyle sistem tarafından otomatik olarak siliniyor, terkin ediliyor. Ve mahsuba kapalı hale geliyor. Dolayısıyla kurumlar vergisi beyannamesini düzenlerken geçici vergi mahsubu bölümünü doldururken oraya yazılan rakamın mutlaka ödenmiş rakam olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamesi malum takvim yılı esası uygulayanlarda izleyen yılın Nisan ayında, Nisan ayının 25 gün 3. günü verilmektedir. 2017 yılında Nisan'ın 25. günü Salı gününe denk geldiği için bir ileriye yani hafta sonuna veya tatile rastlama durumu söz konusu değil. Ama Maliye İdaresi bir uzatma ilanında bulunabilir. Ödemesi de yine beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar tek defada taksitsiz yapılmaktadır malumunuz. Geçici vergi ile kurumlar vergisi arasında fark olur ise ne olur meselesi var. Son geçici vergi ile kurumlar vergisinde hesaplanan kurumlar vergisinin normalde eşit çıkması lazım. Yani arada fark olması için ciddi bir sebep yok. Ama bildiğiniz üzere %10'a kadar geçici vergi eksiklikleri herhangi bir ceza işlem gerektirmemektedir. O %10'luk marja dikkat etmek lazım. Bilanço, kar dağıtım tablosu, transfer fiyatlandırması formu geçici vergi beyannamelerine ek yapılmamaktadır. Geçici vergi beyanı sadece gelir tablosunda, bu zaten geçtiğimiz bir konu. Bilançoda gösterilen vergi karşılığı ile fiilen tahakkuk eden kurumlar vergisi arasında fark olursa bu farkı nasıl muhasebeleştireceğimizi de kısaca ifade etmek istedim. Tahakkuk eden vergi biliyorsunuz tahakkuk edecek olan kurumlar vergisi önceden 370 nolu hesap kullanmak suretiyle vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığına kaydediliyor ve bu şekilde 31.12'de bilanço oluşuyor. Hatta kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden bu bilanço üzerinden genel kurullar bile yapılıp bilanço onaylanmış olabiliyor. Fakat herhangi bir nedenle Nisan ayında beyanname verildiğinde ayrılan karşılık ile fiilen tahakkuk eden vergi miktarları tutmazsa ne yapacağız? Bunu düzeltmek için bilançodaki rakamı beyannameye uydurmak mümkün ama 31.12 tarih itibariyle kayıt atılmasını gerektirir bu düzeltme şekli. O da bilançoyu bozar. Bilançonun bozulmasında bir mahsur görülmeyen hallerde en güzel yol budur. Ama eğer bilanço bozulmasın, sabit kalsın isteniyorsa aradaki fark için 2017 yılında kayıt atılabilir. Eğer tahakkuk eden vergi daha önce ayrılan karşılıktan fazla ise aradaki fark 2017 yılında kanunen kabul edilmeyen gider yazılabilir. Aksine tahakkuk eden tutar daha az çıkarsa beyannamede o takdirde de 2017 yılına diğer indirim olarak dikkate alınmak üzere gelir kaydı yapılabilir. Benim anlatımım bu kadar. Kusura bakmayın, fazla sizlere sıkmamak için detaya girmekten kaçındım. Sorularınızı bekliyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz değerli üstadım. Bu kısa özet sunumuyla oldukça aydınlatıcı bilgiler verdi. Şimdi İstanbul Vergi Dairesi Başkanı, Grup Müdürü, Kurumlar Vergisi'nden sorumlu, Gelir Vergisi'nden sorumlu ve Tahsilattan sorumlu Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç,
özellik arz eden konular üzerinde duracak kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili. Özellikle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın özelgeler çerçevesinde verdiği görüşlerden kurumlar vergisi ile ilgili olanları bize özetleyecek. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de İstanbul Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odamızın değerli yetkililerine bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve programımızın başarılı geçmesini ve faydalı geçmesini umuyorum. En son burada Emre Bey'in de söylediği gibi 6736 sayılı yapılandırma, bazı alacakların yapılandırılması hakkında kanun çerçevesinde düzenlenen bir seminerde iştirak etmiştik. Ben kaldığım yerden tabiri caizse devam edeceğim. İki şey hatırlatacağım. Birincisi, bu yapılandırma kanunun 4. maddesi yaşayan bir madde olarak karşımıza çıkıyor demiştik. Onu hatırlatayım. Karşımıza bir ihbarname vesaire geldiğinde bu 4. madde kapsamında eğer kanun yayım tarihinden önce başlamış bir süreç varsa, takdir, incelemeye sevk vesaire başlayan bir süreç varsa, bir ihbarname geldiğinde 4. madde kapsamında faydalanabiliyoruz. Bunu bir kere aklımızda tutmamız gerekir. Bu çok önemli bir şey. Bazen 30 günü geçiriyorlar. Sonra 4. maddeden faydalanabilirmişiz. Eyvah gibi yakınmalar oluyor. Bu konuya dikkat etmemiz gerekir. Önemli indirimler sağlıyor çünkü 4. madde. İkincisi de Haziran sonuna kadar uzatıldı. 6736 sayılı bazı alacakların yapılandırılması hakkında kanun varlık barışı ile ilgili hükümleri. Şimdi tabii Türkiye'nin atmosferi çok hızlı değişiyor. Vergi ile ilgili konular da çok hızlı değişiyor. İstisnalar, teşvikler, sektörel teşvikler hep gündemimizde, sürekli torba kanunlarla vergi kanunlarına değişiklik yapıyoruz. Ama bir şeyi aklımıza tutmamız çok faydalı olur. Özellikle bu durumda mükellef olan meslek mensupları arkadaşlarımıza hatırlatma babında söylüyorum. Zira biz 2018'den itibaren otomatik bilgi değişimiyle karşı karşıya olacağız. Eğer yurt dışında varlıkları olan ve bu kapsamda sıkıntı yaşayabilecek mükellefleri olan meslek mensupları varsa, bunu hatırlatmaları, tekrar ıttılalarına sokmaları çok iyi olacak. Çünkü hem OECD kapsamında, BEPS kapsamında otomatik bilgi değişimi anlaşmaları, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin FATCA dediğimiz mali konularda kendi tek taraflı olarak çıkardığı ve ülkelerle karşılıklı anlaşma prosedürüyle hayata geçecek olan FATCA uygulamaya geçecek. Dolayısıyla artık otomatik olarak ülkeler birbirleriyle kurumları, mükellefleri, mali kurumları arasında bilgi değişimi yapacaklar. Ve eskiden biz, Emre Bey de bahsetti, inceleme elemanlığı yaptığımız zamanlarda vergi anlaşmaları var biliyorsunuz. Çifte vergilendirme önlem anlaşmaları. Bunların bilgi değişimi maddeleri var. Bilgi talebi içeren maddeleri var. Bazen yazardık. Bir sene, iki sene sonra ancak bilgi gelirdi. Bazen de bilgi gelmezdi. Dolayısıyla otomatik olacağı için artık matrahların beyan dışına bırakılması gerçekten güçleşecek. Tabii bunun arkasında yatan etken 2008'deki Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı finansal krizin bütün dünyayı etkilemesi. Çünkü karşılıklı bağımlılığın had safhada olduğu bir global ekonomik sistem içerisinde yaşıyoruz. Kimse kendini bir önemli bir ekonomide yaşanan aksaklıklardan azade tutamıyor. Dolayısıyla sistem bu şekilde işlediği için dünya ekonomisinin patronları, Amerika Birleşik Devletleri ve OECD bünyesindeki devletler bir anlaşma süreci hazırlıyorlar ve buna biz de peyderpey katılıyoruz. Dolayısıyla varlık barışı bu anlamda da tabiri caizse köprüden önceki son çıkış. Bu kapsamdaki mükelleflere bunu hatırlatmamız gerekiyor. Bunu da sunumun başında belirtmeyi önemli bir vazife olarak gördüm. Tabii kurumlar vergisi kanunu çok geniş, mevzuları çok geniş. Bazen biz bile direkt sorulduğu zaman tam cevap veremeyebiliyoruz. Özellikle durumlar oluyor. Benim sunumumda
özelgeler bazında belli konularda vergi idaresinin görüşleri nedir? Bunları arz etmeye gayret edeceğim. Tabii ki anlatılabilecek şeyler çok sınırsız, fakat sınırlı zamanımızı verimli kullanmak adına belki bir farkındalık, birçoğunuz biliyorsunuz konuların belki, ama en azından bir dikkatimizin çekilmesi o anlamda faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi soru cevap bazında sunumu hazırlamaya gayret ettik. Hem takip edilmesi kolay olsun diye, hem de daha akılda kalıcı olması açısından. Şimdi biliyorsunuz kurumlar vergisinde 5. maddesinde istisnalar düzenlenmiş. İstisnalarda da çeşitli istisnalar var. Onun 1. fıkrasının H bendinde bir yurt dışında gerçekleştirilen inşaat, teknik, onların vesaire, onlara ilişkin bir istisnamız söz konusu. Sorumuz da nasıl sorulmuş gelir dairesine? Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen kazançlar bu kapsamda değerlendirilir mi? Tabii biz 5. maddenin 1. fıkrasının H bendindeki bu istisnayı incelediğimizde bir kere yurt dışında bir iş yerinin olması gerekiyor. Burada yurt dışında bir iş yeri söz konusu değil. Yurt dışında iş yeri söz konusu olmadığı için bu kapsamda bu firmanın yurt dışına işçi ihraç etmesi, kendi işçilerini belli bir süreyle tahsis etmesi sonucunda oradan elde edeceği gelir bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değil. Bu çerçevede görüş belirtilmiş. Bu da zaten kanun ve genel tebliğ düzenlemesine uygun. Yine tasfiyeye girmiş olan kooperatifin envanterinde kayıtlı demirbaşlarını site yönetimine bedelsiz olarak devretmesi sebebiyle kurumlar vergisi mükellefiyeti açılır mı? Tabii kooperatifler normalde kurumlar vergisi sistemati açısından baktığımızda kurumlar vergisi mükellefi, ancak belli şartları taşımaları şartıyla tüketim ve taşıma kooperatifleri hariç bunlar kurumlar vergisinden muaf olabiliyorlar ve bu muafiyet şartlarını taşıdıkları sürece de bu imkandan faydalanabiliyorlar. Fakat bazı işlemler bu muafiyeti ihlal edici oluyor. Bu çerçevede baktığımızda gelir dairesi bu işlemin ortak dışı işlem sayılmayacağı görüşünde, dolayısıyla muafiyeti ihlal olmayacaktır. Kurumlar vergisi muafiyetine devam edecektir. Yine 5. maddeden başlamışken onun birinci fıkrasının I bendinde biliyorsunuz özel okullar, işte rehabilitasyon merkezleri, bunların 5 dönem kurumlar vergisinden muaf olmaları söz konusu. Tabii 2016'da yapılan bir değişiklikle eskiden bunlar ilk açıldıkları zaman Maliye Bakanlığı'na başvurmaları ve bildirmeleri gerekiyordu. Bu başvuru şartı da kaldırıldı. Bunu da tekraren belirtmekte fayda var. Ve bu istisna okul bazında tanımlanmış. Bir anonim şirketin bir okulu var. 5 yıl o okuldan elde ettiği kazançtan kurumlar vergisinden istisna olacak. Bir okul daha açtı 3 sene sonra. O okul için tekrar başlayacak o 5 yıl. O okuldan elde ettiği kazançlar da kurumlar vergisinden istisna olacak. Tabii muhasebesini vesairesini bu hesapları tefrik edecek şekilde tutmasında fayda var. Hem genel tebliğde hem de gelir dairesinin görüşlerinde bu şekilde düzenlenmiş. Burada soruda ne var? Bir okul var, özel öğretim kurumu var. Bu bir iş yeri kiralamış. Bu iş yeri kiralarına gelecek yıllara ait mahsuben bir döviz avansı ödemiş ve bu döviz avansını değerliyoruz dönem sonunda. Dövizli işlem olduğu için. Bu dövizin değerlenmesi sonucu kur artışı, azalışı durumuna göre meydana gelen farklar bu istisnadan faydalanır mı, faydalanmaz mı? Bu sorulmuş. Bu da bu konuyla ilgili işlem, öğretim faaliyetinin devamıyla alakalı bir şey olduğu için bu istisnadan faydalanacak. Bu öğretim faaliyetinin dışında okul içerisinde kantin, büfe vesaire yerlerin işletilmesi direkt bu faaliyetle alakalı olmayacağı için eğitim öğretim faaliyetinin dışında değerlendirildiğinden bunların bu istisnadan faydalanması söz konusu değil. Buna da dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yine 5. maddede 1E biliyorsunuz meşhur iştirak gayrimenkul satış kazançları istisnası. Mükelleflerin yoğun olarak kullandığı belli şartları
taşımaları durumunda bir istisna. Burada sorumuzla baktığımızda şirket aktifindeki yıldan fazla süreyle yer alan bir iştirak hissesi var. Bu iştirakin kendisine satışı söz konusu fakat bizim de borcumuz var iştirake. Bu borçtan dolayı bir mahsuplaşma yapıldığında istisnadan faydalanır mı? Bunu soruyor soru. Tabii ki bu istisnanın getirilme amacına baktığımızda kurumların finansal yapılarının, mali yapılarının güçlendirilmesinin amaçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda borcu azalacağı için ve finansal yapısı güçleneceği için bu çerçevede istisnadan faydalanacaktır. Şunu da belirtiyoruz. 13. madde kapsamında bu emsal bedel, ortaklarla yapılan işlem, ilişkili kişilerle yapılan işlemler konusuna da dikkat etmek lazım. Bu çerçevede de eleştiri gelmemesi için bu bedellerin tespitinde bu 13. maddeyi dikkate almanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yine bir başka sorumuz 5. maddenin bir E fıkrasıyla ilgili. Şirket ana sözleşmesinde taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşıldığına ilişkin hüküm bulunmayan. Öyle bir hüküm yok. Çünkü hüküm olsa zaten 5.1'den faydalanması mümkün değil. Şirketin aktifine kayıtlı arsasını parselleyerek inşaat projesi çizdirmesi ve yapı ruhsatı alması durumunda buraya kadar getirdi süreçte. Fakat inşaat yapmadı. Bu çerçevedeki bir arsayı satması durumunda 5.1'deki gayrimenkul satış kazancı istisnasına faydalanır mı? Buna baktığımızda normalde esas sözleşmesinde gayrimenkul satış ve kiralamasıyla uğraşıldığına dair hiçbir ibare yok. Güzel. Fakat diyor ki vergi idaresi her ne kadar sizin ana sözleşmenizde böyle bir ibare bulunmuyor ise de sizin aktifinize kayıtlı arsanızı ve 2 yıldan fazla elde tuttuğunuz arsanızı parsellemek suretiyle belli bir niyet belirtiyorsunuz. Bu gayrimenkul satışıyla uğraşmaya bir karine teşkil eder diyor. Dolayısıyla bunun satılmış olması velev ki üzerine inşaat yapmadan önce satmış olsanız dahi bu kapsamda istisnadan faydalanamaz. Bir başka yine soru sınai mülkiyet hakları istisnasıyla alakalı. Biliyorsunuz 5B'de Kurumlar Vergisi Kanunu 5B'de bu düzenlenmiş. Bunların şartları vesairesi belli. Bu da işte Ar-Ge harcamaları yanında işte patent, faydalı model belgeli buluş bunları teşviki amaçlanıyor. Bu kapsamda mükellefimiz bir buluş sahibi. Bunun üzerinde de patent veya faydalı model belge hakkına sahip. Bu durumda bunların satışı, kiralanması, üretimi dolayısıyla pazarlanması veya üretim sürecinde bu buluşun kullanılması dolayısıyla oluşacak kazançlar bu kapsamda %50'si istisna edilmiş durumda. Burada soruda mükellef sormuş, fason üretim yoluyla ben bu buluş hakkımı kullandığım zaman ben bu istisnadan faydalanabilir miyim veya fason üretimde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin durumu ne olacak diye. Burada tabii ki bu buluş patent veya faydalı model belgesi kime aitse o hak iddia edecektir ve dolayısıyla o Türk Patent Enstitüsü çerçevesinde ilgili süreçlerin tamamlanmasıyla sonuçlanacaktır. Onu oradan takip edeceğiz. Ama fason ürettirilmesinin istisnayı engellemesi diye bir şey söz konusu değil. Fason üreten kişinin de bu istisnayla bir alakası yok. O sadece kendi işini yapacak. Herhangi bir istisnadan faydalanmayacak. Bu belge sahibi mükellefin de fason ürettirmiş olması veya kendisinin üretmesi elde edeceği bu buluşa hasredilen kazancın istisna, %50'sinin istisna kılınmasına engel olmayacak. Tabii önceki soruda da vardı. Eğitim öğretim faaliyetlerinden kurumlar vergisi istisnası 5 yıl 5 hesap dönemi süresince devam edecek bir istisna. Burada bir özel okul düşünelim. Bu belli materyal hazırlıyor eğitim için. İşte TEOG sınavı, YGS sınavı bunlar için hazırlık materyalleri hazırlanıyor ve bunları dışarıya kurs etüt merkezlerine satabiliyor. Bu çerçevede
elde ettiği bir kazanç var. Bu peki eğitim öğretim kazancı istisnadan faydalanabilecek mi? İlk başta bakıldığında dahil diyebiliriz ama olayın özüne indiğimizde bu bizatihi o istisnanın tanınma amacına uyan bir faaliyet değil. Orada özel okul, özel eğitim kurumlarının o faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazanca istisna tanınmış. O faaliyetleri devlet kendisi diyor ki ben buna yetişemiyorum veya bu eğitim faaliyetlerinin özel sektör eliyle daha iyi yapılabileceği, en azından benim yetişemediklerimi onlar yapsın diye ben bu istisnayı tanıdım diyor. Dolayısıyla bu da o okulların öğrencilerinden alınacak ücretler ve bedellerle sınırlı olarak ancak uygulanabilir. Onun dışında elde edilen kazançlar bu çerçevede değerlendirilemeyecek. Dolayısıyla istisnadan faydalanması mümkün olmayacak. Yine Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10. maddesinde diğer indirimler var. Burada sorumuzda yurt dışına elektronik sistemler tasarım hizmeti veren şirketin bu hizmetin bir kısmını şirket çalışanı olan mühendisin yurt dışında çalışması sonucu vermesi durumunda şirketin bu hizmet satışından elde ettiği kazanç bu kapsamda değerlendirilir mi? Tabii burada bir kere hizmetin Türkiye'de verilmiş olması şartı var maddede. Dolayısıyla bu hizmet Türkiye'de verilmemiştir. Yurt dışındaki mühendisinin en azından bir kısmı Türkiye'de verilmişse bunu ayrıştırması gerekir. Türkiye'de verildiği ve diğer şartlar sağlandığı yurt dışı muhkimi olacak, onun adına fatura düzenlenecek, o genel tebliğdeki şartları da sağlaması durumunda bu kapsamdaki %50 istisnadan faydalanması mümkün olacaktır. Yine bir başka konu, özellikle 2016'da çok 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesine elde edilen kazançlar hakkında kanun var. 2016 yılında bununla ilgili çokça, çünkü ihtilaf vardı vergi idaresiyle, incelemeler vesaire vardı. Dolayısıyla bu çerçevede birkaç kanun değişikliği yapıldı. Konumuzla alakalı değil ama en azından konuya dikkat çekmek açısından bunların takip edilmesinde fayda var. Devam eden incelemeler, tarihiyatlar tahsil edilmemiş olsa bile terkin ediliyor. Tahsil edilenler red ve iade edilmiyor bu kapsamda. Çünkü önceden Maliye Bakanlığı şunu söylüyordu. Sen bir gemi sattın. Sattıktan sonra eğer bu sicile, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı değilse ben bunu istisna kapsamında değerlendirmeyeceğim. Mükellefler dava açıyorlardı ve davada çoğunlukla da kazanıyorlardı. Dolayısıyla en azından ihtilafların bitirilmesi açısından böyle bir 2016'da yasa değişiklikleriyle düzenlemeler yapıldı. Fakat burada konu farklı. Burada yine Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir gemi söz konusu. Bunun tayfa ve çalışanlarıyla birlikte değil de tayfa ve çalışanlar kiracının kendisi tarafından temin edilmek suretiyle buna çıplak kiralama diyorlar. Bareboat charter. Dolayısıyla bu kapsamda kiralanmış olması bir taşıma taahhüdü olmuyor. Dolayısıyla bu kapsamda istisnadan faydalanması mümkün değil diye gelir dairesinin görüşleri var. Dolayısıyla burada gemi kiralamayla belli bir süreli bareboat charter arasında bir ayrım yapılıyor. Dolayısıyla bunların Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği kapsamında da ne olduğu tanımlanmış. Bu çerçevede eğer bir gemi işleten kişi gemiyi bütün mürettebatı, tayfaları vesairesi kiracıya ait olmak üzere çıplak bir şekilde tabiri caizse kiraya veriyorsa bu gelir dairesinin yorumu bu kapsamda 4490 sayılı kanun kapsamının amacına uyan bir kiralama olmadığından ben bu kira gelirini kurumlar vergisinden istisna etmem diye yorum yapılıyor. Tabii kat karşılığı yapılan inşaat işlerinde stoklara alınan ve satılamayan daireler ve bunlara yapılan giderler var. Bunlar gider yazılabilir mi? Bunların tabii işle ilgili olması lazım ve bir sabit kıymet edinimine ilişkin olmaması şartıyla işte aydınlatma, elektrik, yakıt vesaire giderleri bunlar kurumlar vergisinin tespitinde indirim konusu yapılabilir.
Bir başka konu, iş ortaklığının kesinti suretiyle ödediği vergi alacağının ortaklarının kendi adlarına vereceği teminat mektubu karşılığında aktarın iadesi mümkün müdür? Tabii iş ortaklıkları, kurumlar vergisi, mükellefleri işte 15 ve 30. madde kapsamında tevkif suretiyle vergi ödüyorlar. O ödedikleri vergileri de beyanname üzerinden çıkan kurumlar vergisinden mahsup ediyorlar. İş ortaklıklarında ortaklar kendileri hisseleri oranında bunları paylaştırıyorlar. Tabii iş ortaklığında ortaklardan birisinin bir teminat mektubu vermesi durumunda durum ne olacak? Burada teminat mektubunun kesintisiz ve süresiz olması gerekiyor. Bunu engelleyici bir hüküm ne bankacılık kanununda ne de 6183 sayılı kanunda, yani ortakların iş ortaklığı mükellefi, iş ortaklığı ortaklarının ortaklık adına bu mektubu vermesini engelleyici bir hüküm ne amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunda ne de bankacılık kanunda yer almıyor. Dolayısıyla burada 252 sayılı gelir vergisi kanunu tebliğimizde bizim iade sistematiğini düzenler. Nakden iade olursa ne olur? İşte 10 bine kadar incelemesiz, 10 bin ile 100 bin arası durumuna göre yeminli mali müşavir raporu, 100 bin sonrası da inceleme suretiyle iade edilebilir. Şartları sıralar. Burada dikkat etmemiz gereken, bu iş ortaklığının ortaklarından birisi tarafından verilecek teminat mektubunda bir, süresiz ve şartsız olması ve 252 nolu gelir vergisi kanunu genel tebliği çerçevesinde iş ortaklığının borçlarıyla alakalı verilmiş olduğu ve herhangi bir şekilde bunların ödenmemesi ve iadenin haksız çıkması durumunda bu teminat mektubundan bunun tahsil edileceğine ilişkin ibare olması şartıyla vergi daireleri bu teminat mektuplarını kabul etmekte. Yatırım döneminde bir başka konuya geçtik. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmaması durumunda geriye dönük düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle yer alınması mümkün mü? Tabii kurumlar vergisinin kanununda 32. maddede indirimli kurumlar vergisi, bu da Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yatırım teşvik belgeleri kapsamında bir sunulan imkan, belli şartları var. Yatırıma katkı tutarı, yatırıma katkı oranı var. Bu çerçevede devlet yatırıma katkı tutarı ile indirimli kurumlar vergisi vergiyi normal %20'den daha düşük oranda uygulamak suretiyle yatırımı finanse etmeye çalışıyor. Ve bunu da yaptığı düzenleme ile eğer yatırım dönemi içerisinde başka indirimli orana tabi olmayan faaliyetlerinden kazanç elde ediyorsa onu da yatırıma katkı tutarına mahsup etmek suretiyle belli ölçüde kullandırmaya izin veriyor. 2013'ten itibaren başlayan bir uygulama. Bu durumda bazı mükellefler böyle bir imkanı olduğunu yeni öğrenmiş olabilirler. Gelir dairesine bu konu sorulmuş. Düzeltme beyannamesiyle biz bu hakkımızdan yararlanabilir miyiz? Yani indirimli orana tabi olmayan kurum kazancımızda da bu indirimli kurumlar vergisini bu belli şartlarda uygulayabilir miyiz? Maddede belirtilen şartlarda. O da düzeltme beyannamesi verilerek geçmişe dönük böyle bir haktan faydalanabileceği cevabını vermiş. Bu da en azından mükelleflerin geçmişe dönük bu haktan faydalanmaları açısından önemli bir konu diye düşünüyorum. Tabii bizim gelir vergisi kanunumuzda bir şahıs işletmelerinin belli şartlarda limited şirket, anonim şirkete dönüşmesi durumunda vergi ertelemesi ve vergisiz birleşmeler var. Detayına girmiyorum. Burada sermaye şirketi şahıs işletmesine dönüşürse ne olur diye sorulmuş. Burada tabii ki özel bir düzenleme olmadığı için normal kurumlar vergisindeki mükelleflerin tasfiyesi çerçevesinde normal olarak kurumlar vergisi ödenecek. Dolayısıyla herhangi bir vergi ertelemesi veya özellikli bir durum söz konusu olmayacak. Nasıl normal kurumlar vergisi tasfiye edilirken neler yapılacaksa o şekilde işlemler yapılacak. İş ortaklığı faaliyetinin 2016 yılı içinde sonlandığı durumda iş ortaklığı kazancına ait kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilecek? Burada da 2016
içinde sonlanmışsa normal 2017'deki beyan dönemi 1 Nisan 25 Nisan arası olduğunu varsaydığımızda 1-25 Nisan arası dönemde kurumlar vergisi beyannamesi bu kazançlara ilişkin verilmesi gerekecek. Yine başta bahsettiğimiz Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasının H bendi uyarınca yurt dışında yapılacak inşaat, teknik onarım vesaire burada mükellef sormuş. Tam mükellef bir tüzel kişiyle iş ortaklığı kurması durumunda bu istisnadan faydalanabilir miyim veya nasıl faydalanabilirim diye. Burada da bunu engelleyen bir durum yok. Adi ortaklık şeklinde de kurmuş olsa, iş ortaklığı şeklinde de kursa veya tek başına da bu işi yapsa, yurt dışında bir iş yeri sahibi olması şartıyla ve o çerçevede Türkiye'de genel netice hesaplarına bu kazancın yansıtılması, getirmeye bile gerek yok. Bundan faydalanabilir ve ortaklar kendi paylarına düşen oranda bu istisnadan faydalanabilecekler. Uluslararası taşımacılık faaliyeti yapan bir mükellef, kurumlar vergisi mükellefi, faaliyet bir sonraki döneme sarkarsa taşımacılık bedeli hangi dönem kazanca dahil edilecek diye sormuş. Burada da tabii ticari kazanç olduğuna göre dönemsellik ve tahakkuk ilkesi, tahakkuk miktar ve mahiyet, miktar ve tutar itibariyle kesinleşmesi, dönemsellikte ilgili dönemin gelirini ilgili dönemin kazancıyla bir eşleştirilmesi olarak kısaca ifade edilebilir. Dolayısıyla burada tahakkuk ne zaman gerçekleşiyor? Uluslararası taşımacılıkta malın fiilen teslim edildiği tarihte o tarihin kazancına ilişkilendirilmesi lazım. O dönemin geçici vergi beyannamesine de dikkate alınacak şekilde kayıtlarının yapılması lazım. Tek bir şirkete ait iştirak hisselerinin İki ayrı şirkete aynı sermaye olarak konulması suretiyle kısmi bölünmeye tabi tutulması mümkün müdür? Tek bir şirkete ait iştirak hissesi söz konusu. Tabii normalde şirket aktifinde yer alan hisseler belli şartlar 2 yıldan uzun süredir elde tutulması durumunda. Bu devir bölünme ve kısmi bölünme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Fakat buradaki soru da tek bir şirkete ait iştirak hissesinin iki şirkete kısmi bölünme yoluyla devredilmesi söz konusu. Burada vergi dairesi, vergi idaresi bunun tek bir şirkete ait iştirak hissesinin iki şirkete paylaştırılarak bu uygulamadan yararlanılamayacağını, dolayısıyla tek şirkete ait iştirak hissesi olduğuna göre bunun yani bölünmenin mantığı, o işte kurumlar vergisi kanunun ilgili maddelerin gerekçelerine baktığımızda belli yapıları koruma amaçlanmış olsa gerek. Bu çerçevede bir tek şirkete ait iştirak hissesi varsa bunu ancak tek bir şirkete koyabiliriz. Madde kapsamındaki avantajlardan faydalanmak için. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçici vergi ve teklif yolla ödenen vergilerin bulunması halinde beyanname üzerinde mahsup sıralaması ve mahsup sonrası kalan tutarın olması halinde iade işlemi nasıl olmalıdır? Burada da tabii ki bazen KDV iade alacağında mahsup yoluyla geçici vergi ödenmiş olabilir. Burada da buna dikkat etmek gerekiyor. O zaman 252 nolu gelir vergisi kanunu genel tebliğinde değil de 262 nolu gelir vergisi kanunu genel tebliğinde bu sefer KDV mevzuatına götürüyor bizi. Bir örnek üzerinden belki daha iyi anlaşılabilir. Mükellefin kurumlar vergisi beyannamesindeki bilgileri yukarıda olduğu şekilde 105 bin lira birinci dönem nakit ödenmiş. İkinci dönem geçici vergi 88 bin lira KDV iade alacağından mahsup yolu ödenmiş. Üçüncü vergi 16 bin lira yine KDV iade alacağından mahsup yolu ödenmiş. Dolayısıyla bu çerçevede iadesi gereken geçici vergi 109. Peki burada mahsup sıralaması nasıl olacak? Öncelikle kesinti yoluyla ödenen vergiyi biz hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup ediyoruz. Bir kaldı 100 bin lira. Nakden ödenen geçici vergimiz ne kadardı? 105 bin lira. Onu yaptığımızda nakden iade edilebilir 252 nolu tebliğe göre 5 bin lira kalıyor mükellefin hakkı. Kalan 104 bin lira bunlar her ne kadar mahsup yolla ödenmiş olsa da
KDV iade alacağından masruf yolu ödenmiş olduğu için ve şu an nakit yol iade olarak talep edildiği için aslında gerçekten KDV iade alacağının nakit olarak talep edilmesi söz konusu. Bunun kökenine indiğimizde, müstenedatına indiğimizde bu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada da KDV uygulama genel tebliğindeki ve KDV mevzuatındaki sınırlamalar çerçevesinde bunu mükellefler iade talep edebilirler. Bu konuya da dikkatinizi çekmek istedim. Nevi değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sarı inşaat işine ilişkin kazanç hangi hesap döneminde beyan edilecek? Tabii biliyorsunuz devir, bölünme, birleşme ile ilgili kurumlar vergisi kanun hükümlerinde nevi değişikliği de devir hükmündedir. O çerçevede o şartları sağladığı takdirde onun avantajlarından faydalanabilir. Burada kül halinde nevi değişikliğinde diyelim limited şirket anonim şirkete döndüğünde kül halinde onun bütün sorumluluklarını üstleneceğinden dolayı bu iş ne zaman biterse anonim şirkete devredildi diyelim bittiği dönemin kazancına aktarılır ve onun kurumlar vergisi de beyan edilir ve iade çıkarsa tevkif suretle vergiler o çerçevede iadesi talep edilebilir. Son soru, ecri misil ödeyerek kullanım hakkına sahip olunan hazine adına kayıtlı 2B arazisinin zilletliğinin devrinde alınan bedel kurumlar vergisinden istisna mıdır? Burada 5.1E'yi kastediyor. Tabii 5.1E'de gayrimenkul, iştirak hissesi ve rüşşan hakkı bunlar düzenlenmiş. Buraya baktığımızda bir zilletlik devri söz konusu. Bunun da tapuya tescil edilen bir hak mıdır? Ona bakmamız gerekiyor. Tapuya tescil edilen bir hak olmadığına göre bu zilliyetliğin devri sebebiyle elde edilen bir kazanç kurumlar vergisi kanunu 5. maddesi 1E'deki iştirak kazancı, gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanması söz konusu bulunmayacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Rıza Bilgiç'e biz teşekkür ediyoruz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde kurumlar vergisiyle ilgili görüşlerini bizlere yansıttı. Yalnız bu sunumdan ben birkaç tane riskli alan tespit ettim. Zaten bu tespitimiz vardı ama bunların daha da riskli alanlar olduğunu fark ettim. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle taşınmaz ve iştirak ise satış kazancı istisnası kurumlar vergisinin 5.1E maddesinde düzenlenmiş. Ana faaliyet konusunda taşınmaz ticaretiyle uğraşılmasının yazmış olması biliyorsunuz bugüne kadar incelemelere konu edildi. Kanunda var aslında uygulama olanağı şartları belirlenmiş. Uygulama olanağı oldukça yüksek bir istisna. İşletmelerin finansman imkanlarını artırmak amacıyla taşınmazların satışından elde edilen kazançlara istisna sunuyor. Biraz da uygulanması zorunlu bir istisna aslında. Çünkü tüm taşınmazlar tarihi maliyetlerle aktiflerde kayıtlı. Bugün gerçek bedelleriyle satıldığında çok yüksek karlar çıkıyor, fiktif karlar çıkıyor, enflasyondan kaynaklanan karlar çıkıyor aslında. Bu karların vergilendirilmemesini ve işletmeye finansman yaratılmasını sağlayan bir istisna. Ama neredeyse biz şu konuma geldik. Bu taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlandırmayalım. Ana sözleşmedeki yazan bir kelimeden yola çıkılarak vergi incelemeleri yapıldı. İstisnadan yararlananlara tarhiyatlar yapıldı. Rıza Bey bir özelge sundu. Parselizasyon işleminin yapılması taşınmaz ticaretine karine oluşturacağı görüşünün verilmiş özelgede. Cidden çok riskli bir alan olduğunu gösteriyor. Yani hani taşınmaz ticaretine ilişkin ana sözleşmede bir faaliyet olmasa bile fiilen o işlem yapılmasa bile sadece parselizasyon yapılmış olması ticarete karine oluşturur gerekçesiyle istisnadan yararlanmasını mümkün kılmıyor. Bu istisnadan yararlanmanın oldukça riskli bir alan haline geldiğini vurgulamak istiyorum. Bir diğeri kısmi bölünme. Zaten bu konu taşınmaz satış kazanç istisnası kısmi bölünme. Hani bunları yapanlar kanunda var bu hükümler ama sanki doğrudan potansiyel vergi kaçırıcısı, vergi kaçıranlar gibi görülmeye başlandı. Bunlar bir inceleme gerekçesi olarak algılanmaya başlandı. İşte kısmi bölünme varsa mutlaka inceleyelim veya taşınmaz satışı varsa mutlaka inceleyelim gibi bir mantık ortaya çıkmaya başladı. Ve idare özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum şu anda taslak aşamasında
13 numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliği kısmi bölünmeyi fiilen yok sayıyor. Yani özetle kısmi bölünme işleminin vergi avantajını fiilen yok sayan bir tebliğ taslağı düzenlemesi var. Bununla ilgili biz Gelir Dersi Başkanlığı'na TÜMOP olarak görüşümüzü de sunacağız. Buradaki özelgelerden ben kısmi bölünme alanının ve taşınmaz satış kazancı istisnası alanının iyice riskli bir alan haline geldiğini algıladım. Tekrar onu vurgulamak istedim. Değerli üstadıma söz vereceğim. Üstad bir yarım saat, 35 dakika içerisinde toparlarsak soru cevaba geçeceğiz. Üstad yer alırken onu söyleyeyim. Bir ara vereceğiz üstadın sunumundan sonra. Sorularımızı benim sol tarafımda bir masa var. Oraya iletebilirsek, yazılı olarak iletebilirsek, üstadın sunumundan sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Daha sonra da soru cevap bölümüyle tamamlayacağız. Teşekkürler üstad. O konuda biraz durayım. Sonrasında da itirazı kayıtla beyan konuları ya da kurumlar vergisi beyanı ile ilgili olarak problemli bazı alanlar, ki 15 tane alanı ben listeledim. Çok kısaca, kabaca onların üzerinde durayım istiyorum. Transfer fiyatlaması konusunda 2016 yılında önemli değişiklikler yapıldı. Değişikliklerin temel sebebi hepiniz belki gözlemliyorsunuz ya da en azından bu alanı izleyenler yakından biliyorlar. Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde transfer fiyatlaması konusu, yani ilişkili şirketlerin birbirlerine sattıkları mal ve hizmetlerin nasıl fiyatlanacağı, dolayısıyla beyanlara nasıl ekide bulunacağı konusu temel inceleme konularından, eleştiri konularından başta geleni olmaya başladı. O yüzden de uygulamada karşılaşılan sorunlar sıkça dillendirildi, şikayet konusu oldu ve 2016 yılında da epey bir değişiklik yapıldı. Şöyle kabaca neler değişti diye bakacak olursak, ilk etapta ilişkili kişi kavramına biraz sınır getirildi. Eski haliyle birbirlerine selam veren kişiler dahi neredeyse ilişkili kişi sayılırken, şimdi bir %10 tanımı getirildi. Ortak olma, oy ya da kar payı hakkına sahip olma, doğrudan ya da dolaylı. Bu ilişki en azından daha somut bir kritere bağlanmış oldu. O yönüyle biraz daha ilişkili kişi kavramını belirginleştirmesi anlamında rahatlatıcı bir düzenleme oldu. Bunun yanında yöntemler transfer fiyatlaması ile ilgili olarak ilgili maddede, yani ilişkili şirketler arasında malın, hizmetin fiyatı nasıl belirlenmeli ki emsale uygun olsun, dolayısıyla vergi açısından problem yaşanmasın konusunda kanunda bir takım yöntemler tanımlanmıştı. Bu yöntemlere ilave bir yöntem de kanunda aslında tebliğlerde yer alan ilave ikincil yöntemler arasında geçen yöntem kanuna da ilave edildi. İşlemsel kar yöntemleri başlığı altında iki alt başlıkta tanımlandı. Onun ötesinde ön fiyat anlaşması, ki bu ön fiyat anlaşması 2006 yılındaki yeni kurumlar vergisi kanunuyla getirilen bir düzenleme. Yurt dışı işlemler için şu an için mümkün. Yani yurt dışındaki ilişkili şirketle mal hizmet alımında uyguladığınız fiyat ve yöntemle ilgili olarak mali idareyle oturup bir anlaşma yapma anlamına geliyor ön fiyat anlaşması. Ve yeni düzenlemeye kadar, 2016 yılında yapılan düzenlemeye kadar ön fiyat anlaşması ileriye doğru hüküm ifade ediyordu. Yaptığınız dönemden itibaren 3 yıl ileriye doğru o anlaşmaya göre fiyatlarınızı belirlemişseniz ilişkili kişiler arasında bir problem yaşamıyordunuz. Şimdi bunu geriye doğru da yürütebilme seçimlik hakkı kanunla getirildi. Bir anlaşma yaptığınızda Maliye Bakanlığı'yla geriye doğru da ben bu anlaştığım hükümler uygulansın talebinde bulunuyorum dediğinizde geriye doğru beyanlarınızı 3 yıl düzelterek o anlaşmanın koruma hükümlerinden yararlanabilir hale geleceksiniz.
Bu noktada bir parantez açmakta da fayda var. Bu ön fiyat anlaşması aslında düzenleme itibariyle ve rahatlatıcılık anlamında hem bir yenilik hem de rahatlık iken 2006'da başlayan kanunla getirilen düzenleme 2017 şu anki gün itibariyle sadece ilan edilen rakamlar dikkate alındığında 8 tane ön fiyat anlaşması mali idare yapabilmiş vaziyette. Ki daha oldukça yetersiz, az mali idarenin bu maddeyi hakikaten işletecekse işletiyor olması lazım ki biraz daha şirketler mali idareyle oturup bu konuları kanun çerçevesinde tartışıp önlerini görebilir hale gelsinler anlaşmalara bağlamak suretiyle. Belgelendirme konusunda herhangi bir farklılık yoktu 2016'da geçen sene yapılan düzenlemeye kadar. Yani kanunda, ilgili bakanlar kurulu kararlarında, tebliğlerde son derece ayrıntılı düzenlemeler olmasına, bu çerçevede ilişkili işlemleri bulunan şirketlerden ayrıntılı raporlar istenmesine, bu raporlar alınmasına rağmen bu rapor hazırlamanın, bu uyum çabasının, mali idarenin düzenlemelerine uygun davranıyor olmanın herhangi bir farklılaştırıcı etkisi yoktu. Ama 2016 yılında yapılan bu yeni düzenlemeyle dendi ki bu belgelemeleri tam ve eksiksiz zamanında yapan mükelleflere farklı muamele uygulanacak. Bunlar incelense ve incelemenin neticesinde bir tahriyat yapılma gereği çıksa bile ceza tam değil yarı oranında uygulanacak, %50 uygulanacak ki bu en azından farklılaştırma anlamında güzel bir adımdı. Biz hiç ceza uygulanmamasını ya da daha cüzi bir ceza uygulanmasını savunuyorduk. Yine de geldiğimiz nokta itibariyle iyi diye düşünüyorum. Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Bakanlar Kurulu'na verilen yetki hem ön fiyat anlaşmasının o 3 yıllık sınırını 5 yıla kadar ileri geri uzatabilme hem de %10'luk ilişkililik oranını 1 ile 25 arasında farklılaştırabilme. Bu da ileride henüz Bakanlar Kurulu bu yetkilerini kullanmadı. Kullanabileceği belki daha da kapsar, daha fazla işletmeyi rahatlatır hale gelebilecek düzenlemeler olarak karşımıza çıktı. Transfer fiyatlaması ile ilgili bu yeni düzenlemeler yanında bu yıl beyanname verirken özellikle altını çizmek istediğim husus beyanname ile birlikte verdiğimiz ek 2 formlar, bildirim formları. Bu ek 2 formlarla ilgili uygulamada çok fazla problemle karşı karşıya kalıyoruz. Beyanname verilirken bu formlarda gerekli özen gösterilmiyor. Bu formlarda işte ilişkili kişiler yazılıyor, hangi işlemler var, işlemlerin hacmi ne, hangi yöntem uygulanmış, bunlarla ilgili bir özet bilgi veriliyor. Ve ne yazık ki işletmeler bunu çala kalem, yeterince özen göstermeksizin çoğu zaman hazırlıyor. Ama gerek incelemeye seçimde, mali idarenin yeni kullandığı risk analiz sisteminde incelemeye seçimde verdiğiniz her türlü beyan ve eklerinin hem kendi içinde yıllar itibariyle mukayeseli analizi hem başka şirketlerle mukayeseli analizi artı verdiğiniz beyan ve bilgilerin kendi içerisindeki tutarlılığı ya da tutarsızlığı incelemeye seçimde bir baz puan oluşturuyor ve rol oynuyor. Buralarda yaptığınız hataları makineler, programlar fark ediyor. Ve belki de o nedenlerle incelemeye alınmaya sebep olabiliyorsunuz. O yüzden başta bu transfer fiyatlamasına ilişkin ek iki form olmak üzere bütün aslında mali idareye verilen bilançolar, gelir tablosu, dipnotları, bütün ek ve tablolarda birbiriyle uyum,
konusunda, bir hatanın, yanlışlığın olmaması konusunda gerekli dikkatin, özenin gösterilmesi son derece artık önemli. Çünkü müşterilerimize, mükelleflerimize burada yapacağımız hatalarla inceleme ve incelemenin neticesinde problemle karşı karşıya kalma kapısını açıyor olabiliriz. Artık oldukça önemli. Bu arada az önce aslında biraz bahsi geçti. Önemli değişiklikler arifesindeyiz. Mali idare uluslararası arenada hali hazırdaki BEPS adı altında geçen tartışmalarda aktif rol ve katılım içinde. Türkiye'de uluslararası anlaşmalarla bu alanda bilgi paylaşımı, bir takım raporların istenmesi ve bu raporların başka vergi idareleriyle paylaşılması, gene istenilen ayrıntılı bilgi ve raporların kendi içinde değerlendirilmesi konusunda önemli adımlar atma arifesinde. Hatta bunlarla ilgili taslak tebliğler paylaşıldı. Bu adımlarla beraber bizlerden istenilen bilgilerin kapsamı, derinliği, niteliği giderek gelişiyor, değişiyor ve bunların değerlendirilme süreci ve bizlere dönüş hızı da oldukça artar hale geliyor. Bunların da özellikle ileriye dönük olarak akılda tutulmasında fayda mülahaza ediyorum. Az önce varlık barışından idarenin değerli temsilcisi arkadaşımız bahsettiler. Varlık barışı da bu yönde aslında tekrar ki 36'ya kadar uzatıldı. Bu çerçevede değerlendirilmesi gereken bir husus. Çünkü bilgi değişim süreci çok hızla hayatımıza girecek ve eğer müşterilerimizin ilişkide olduğumuz, danışmanlık yaptığımız kişi ve kurumların yurt dışında bilgi değişimiyle Türkiye'ye gelecek bir takım bilgileri varsa o bilgiler ileride ayaklarına dolanabilir, problem yaratabilir. Şu anda işte varlık barışı ile ilgili getirilen bu düzenleme, süresi uzatılan düzenlemenin o çerçevede değerlendirilmesi, yararlanması oldukça önemli. Çünkü sadece Türkiye'nin artık yeteneğiyle, bilgi toplama kapasitesiyle sınırlı olmaksızın uluslararası anlaşmalar ve tek tek diğer ülkelerdeki düzenlemeler nedeniyle bu alan önemli ve zorlayıcı hale gelecek. Şu anda da zaten oldukça hissedilmeye başlandı. Artık yurt dışındaki bankalarda hesapları olan kişilere ilgili ülkelerden bununla ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirdi mi, getirmedi mi, ne kadar getirdi, getirmediyse hesabı kapatma ya da ilgili ülkeye bilgi verme çerçevesinde bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu dönemde eğer geçmiş dönemle ilgili problemler bir şekilde çözülmezse ileride bu geçmiş 5 yıllık süreci de kapsayacak şekilde yurt dışındaki hesaplar, varlıklar aktif ve doğrudan bir problem olarak karşımıza çıkacak. O yüzden bu uyarıyı dikkate almakta, ciddiye almakta oldukça fayda var. Transfer fiyatlaması konusunda az önce yaptığım genel uyarılar ya da yeni düzenlemelerin dışında incelemeler gene bütün ağırlığıyla devam etti. İlişkili kişilerden alınan ya da satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak çok sayıda şirket problem yaşamaya ve eleştirilerle karşı karşıya kalmaya devam etti. İlişkili şirketlerin her ikisinin de Türkiye içinde olması ve hazine zararı düzenlemesinin bulunması da bu eleştirileri engellemedi. Hazine zararı kavramı neydi? 2006'daki yapılan bu konudaki düzenlemeden sonra bakıldı ki hazine zararı kavramı ki yargı kararlarıyla geçmiş dönemde oluşmuş bir kavramdı. Eğer ilişkili şirketlerin her ikisi de Türkiye'deyse ve yapılan işlem neticesinde toplamda devletin elde edeceği vergi gelirinde bir değişiklik yoksa, verginin A ya da B şirketinde ödenmiş olması
vergi ziyanına sebep olmaz anlamına gelen yargı kararları hazine zararı ilkesi diye tanımlanıyordu. Bu 2006 yılından sonra, tam yılını hatırlamıyorum, 8 ya da 2009 yılında bir yargı kanun maddesi olarak kurumlar vergisi kanunumuza girdi. Dedik ki biz artık en azından transfer fiyatlaması ile ilgili problemleri sadece tek ayağı yurt dışında olan işlemlerle ilgili yaşayacağız ama gördük ki kazın ayağı öyle değilmiş. Türkiye'deki işlemlerle ilgili olarak da yani iki tarafı da Türkiye olan, iki tarafı da Türkiye'de bulunan şirketlerin birbirlerine mal ve hizmet satışlarında da bu eleştirilerle sıkça karşı karşıya kalmaya başladık. En absürt çarpıcı örneği verip bu konuyu kapatmak istiyorum. Türkiye'deki A şirketi B şirketine satışta bulunmuştu. Kurumlar vergisi açısından herhangi bir problem yoktu. Çünkü her ikisi de kurumlar vergisi ödeyen şirketlerdi. Hazine zararı yoktu. KDV açısından tek bir döneme ilişkin bir şirketin dönem kaymasından kaynaklanan, yanılmıyorsam böyle gene yüzdesel anlamı olsun diye vereyim, 100 birimlik ya da liralık hakikaten cüzi bir vergi kayması vardı, zaman kayması vardı. İnceleme elemanı arkadaşımız dedi ki tamam, hazine zararı şöyle veya böyle KDV beyannamesinde bir dönemin geç ödenmesi nedeniyle oluşmuş. Tamam, o halde ben transfer fiyatlaması ile ilgili bu şirketlerde inceleme yapabilirim, eleştiri yapabilirim. Velhasıl o eleştirinin neticesinde 100 liralık bir dönem kayması yüzünden 4 milyon liralık bir vergi, ceza vesaireyle o şirketi baş başa bıraktılar. Dolayısıyla ilişkili şirketler arasında da hiç hesap edemeyeceğimiz işte KDV, hatta belki başka ÖTV, başka vergilerle ilgili herhangi bir şekilde o işlemlerden neşet eden bir verginin eksik ödenmesi, zamanında ödenmemesi gibi bir durum söz konusu olursa hazine zararının varlığından hareketle, hazine zararının tutarından tamamen ayrı, bağımsız o transfer fiyatlaması konusunda o şirkete, ilgili şirkete çok yüksek tutarlı tahriyatlar yapabilirler. Bu konuda o yüzden dikkatli, özenli olmakta, bu tür sürprizlerle karşı karşıya kalmamak anlamında fayda var. Bunun dışında son zamanlarda karşılaştığımız bir konuda sadece dikkatinizi çekip transfer fiyatlaması ile ilgili konuyu kapatmak istiyorum. Son zamanlarda vergi incelemelerinde eğer bir şirket, bir yabancı şirketin ilişkili olsun olmasın dağıtıcısı vaziyetindeyse, yani yurt dışındaki bir şirketin malını ya da hizmetini Türkiye'de alıyor, dağıtıyor ya da o malın, hizmetin dağıtımına, satımına bir şekilde aracılık ediyor ise, Türkiye'deki şirketi aralarında bir ortaklık ilişkisi olmasa bile, ki olanlar da her hal ve kârda böyle bir iddiayla karşı karşıya kalabilme ihtimali var. Bağımlı acente kavramından hareketle yurt dışındaki şirketin iş yeri saydılar, daimi temsilcisi saydılar ve bir takım tarihatlarda bulundular. Yurt dışındaki şirketin de Türkiye'de vergilenmesi gerektiğini iddia ettiler. Bu konuda müktezalar verilmeye, artı incelemelerde eleştiriler yapılmaya başlandı. Bu konuda çok hani kapsamlı bir konu, sadece kulağınızda kalsın diye söylüyorum. Yani distribütör şirketler, yurt dışında mal ithal edip Türkiye'de satan şirketlerle ilgili olarak da bu yönüyle problem yaşanmaya başlandı. Hem mallar hem hizmetler açısından. Örtülü sermaye ile ilgili olarak örtülü sermayede 2006 yılında yapılan düzenlemeler sonrasında uygulamada çok da sorunla yaşanmamaya ve incelemelerde de bu konuda çok da problemle karşı karşıya kalmamaya başlandı. O yüzden aslında bu güzel bir örnek de oldu. Eğer bir alanda bir düzenleme açık, net, anlaşılır, kolayca uygulanabilir bir düzenleme yaparsanız
o konuda zaten daha az problem yaşamaya, hatta hiç problem yaşamamaya başlıyorsunuz. Kanundaki açık ibareler, işte öz varlığın 3 katını işte aşmamak üzere ilişkili şirketten alınan borçlarla ilgili faiz kur farkı ibareleri, o 3 kat meselesi bile başlı başına sorunu çözdü ve örtülü sermaye ile ilgili çok fazla sorun yaşanmamaya başlandı. Burada sadece bir konudan bahsedip örtülü sermaye bahsinde kapatmak istiyorum. Soru olursa memnuniyetle karşılaştığınız konularla ilgili sorular bölümü de yanıtlarız. Bazen zorlama yorumlarla neler örtülü sermaye değerlendirmesinde borç olarak dikkate, ilişkili şirketten alınan borç olarak dikkate alınır alınmaz tartışmaları bazen yaşanıyor. Şöyle ki mal alınıp satılıyor ve düzenli de ödemeler var. Herhangi bir problem yok. Böyle bir durumda dahi sürekli bu mal alıp satma ve bir hacmin varlığı nedeniyle bu sanki sürekli ve donuk bir borçmuş gibi örtülü sermaye hesabında dikkate alınmaya çalışıldı. Oysa iktisadi ticari icaplara uygun, piyasa şartlarına uygun alışveriş, ticaretle ilgili hele de donuk olmayan bu tür borç ilişkilerinin bu şekilde değerlendirilmesi mümkün değil. Buna ilişkin bazen tartışmalarla karşı karşıya kalıyoruz ama onun da çok ehemmiyeti, önemi yok. Genelde örtülü sermaye konusu artık sorunsuz devam ediyor gibi. İtirazi kayıt konuları neler diye şöyle çok hızlıca üzerinden geçmem gerekirse, götürü gider uygulaması, binde beşlik götürü gider uygulaması ile ilgili olarak uzunca bir süredir mali idare götürü giderle ilgili olarak, ihracatta götürü gider diye kabaca ifade edeceğimiz uygulama ile ilgili olarak fiilen harcama yapılmış ancak belgelenememişse bu istisnadan yararlanırsınız. Yoksa beyannamede sadece matematik hesaplayıp ihracatın binde beşini alıp beyannamede indirim yapmak suretiyle bundan yararlanamazsınız şeklinde bir pozisyon almıştı. Çok sayıda Danıştay kararı beyannamede doğrudan doğruya indirim yapılabilir şeklinde çıkmıştı. Ancak halen eleştiriler devam ediyor ve zaman içerisinde de son zamanlarda bir iki tane de olumsuz kararlar da çıktı. Yani bu konunun aslında eğer uygulamasını yapıyorsanız, çünkü son yıllarda giderek artan ve çok sayıda olumlu Danıştay kararları nedeniyle işletmeler doğrudan doğruya uygulamaya başlamışlardı. Herhangi bir itirazi kayıt ortaya koymadan bu indirimleri yapıyor ve geçiyorlardı. Sonrasında taramalar yapılıyor ve doğrudan bu uygulamalardan yararlanan şirketlerde cezalı tahriyatlar yapılıyor. O yüzden doğrudan uygulama yapmayın, itirazi kayıtla beyanda bulunun ve öyle konuyu yargıya taşıyın deriz. Zamanında mahsup edilmemiş geçmiş yıl zararlarının sonraki yıllarda mahsubu mümkün müdür? Mali idare mümkün değildir diyor. Eğer bir yıl kar ettin ve geçmiş yıl zararlarını mahsup etmemişsen sonraki yıllarda yararlanamazsın diyor. Biz denenebilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir nedenle, hele de açıklanabilir, mantıklı, makul bir gerekçe varsa denenebilir. Eğer bu yılla ilgili de riske atmayayım denirse düzeltme beyanı verilebilir. Düzeltme beyanı önceki yıla düzeltme beyanı verilir. Düzeltme beyanı kabul edilmez, düzeltme yapılmazsa yargıya o zaman da götürülebilir. Klasik bir başka konu, şüpheli alacak karşılığının ne zaman dikkate alınacağı, gider olarak dikkate alınacağı. Genel mali idarenin görüşü biliyorsunuz, şüpheli alacak ne zaman şüpheli hale geldi ise, yani dava ya da icra takibine başlandı ise, o yıl
dikkate alınmalı. Sonraki yıllarda, yani yıl atladıktan sonra, önceki yıllarda dava veya icra konusu yapılmış ama karşılık ayrılmamış tutarlarla ilgili olarak sonraki yıllarda karşılık ayrılamaz yaklaşımı içinde. Ancak farklı yargı kararları var. Bir şekilde ayırmamışsanız ve bu yılda ayırmayı düşünüyorsanız ihtirazi kayıtla beyanda bulunun deriz. Doğrudan uygulama yapmayın deriz. Yenileme fonu yine bir başka klasik tartışma konusu. Yenileme fonu ayrıldıktan sonra 3 yıl içinde zararla mahsup edilmediği takdirde 3. yılın sonunda vergi matrahına ilave edilir. 3 yıllık sürenin hesabında mali idare fonun ayrıldığı yılı da 1. yıl olarak dikkate alıyor. Oysa yargı fonun ayrıldığı yıldan sonra, izleyen yıldan itibaren 3 yıl beklenir ve 3. yılın sonunda vergilenir yaklaşımında. Böyle bir uygulama var ise, yani mali idareye göre bu sene 3. yılınız doluyor ise 2016 itibariyle ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak konuyu tartışabilirsiniz. Amortismanın başlama yılı konusunda da bazen tartışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani aktifleştirme yılı mıdır, yoksa kullanıma hazır hale gelme, kullanıma başlama yılı mıdır amortismanın ayrılabileceği tarih konusunda da tartışmalar, eleştiriler yapıldığını görüyoruz. Yargı kararlarına baktığımızda eğer aktife almışsanız, yılın son günü de aktife almış, kaydetmişseniz bununla ilgili olarak amortismandan yararlanabilirsiniz. Kullanıma hazır hale gelme gibi bir ilave kavrama gerek yok deniliyor. Bu konuda tereddütünüz varsa yargıya konu götürülebilir. Özellikle bu yıllarda, son 2 yıldır kurların oynaklığı nedeniyle 2016'da da daha da fazla yaşadığımız kur farkı meselesi gene eski tartışmaları gündeme getirdi. Aktifleştirilen kıymetle ilgili olarak hangi döneme kadar faiz ve kur farkları aktif kıymetin üstüne eklenecek, hangisine daha sonra serbestçe gider olarak yazabilme imkanımız olacak. Bu konuda farklı başlıklar var. Bir tanesi, aktifleştirme dönemi nedir? Mali idare aktifleştirme dönemini yıl olarak alıyor. Eğer 2016 yılının Ocak ayında örneğin bir gayrimenkulü, bir makinayı aktifleştirdiniz ve o gayrimenkul ya da makinayla ilgili olarak da kredi kullandınız. Bu krediyle ilgili varsa faiz ve kur farkını mali idarenin yaklaşımına göre 31.12.2016'ya kadar, yani 11 ay daha aktifleştirdiğiniz tarihten sonra 11 ay daha kur farkı ve faizi onun üzerine ekleyerek amortismana tabi kılmanız gerekiyor. Oysa yargı kararları diyor ki aktifleştirme tarihtir. Yani Ocak ayının 20'sinde aktifleştirdiyseniz, Ocağın 20'sine kadar oluşan faiz ve kur farkını o makinenin ya da aktif kıymetin üzerine yüklemek zorundasınız. Ama sonrasında, yani ocağın 20'sinden sonra yıl sonuna kadar oluşacak faiz ve kur farkını aktifleştirmenize gerek yok diyor yargı kararları. Dolayısıyla böyle bir durum var ve sizin için anlamlı ve tutar yüksekse bunu ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak yargıya taşıyabilirsiniz. Bir başka mali idarenin klasik yaklaşımı, artık oturmuş yaklaşımı, gene bu aktifleştirilen kıymetle ilgili olarak izleyen yıllarda oluşan faiz ve kur farklarının durumu. İzleyen yıllarda aktifleştirilen kıymetle ilgili olarak faiz ve kur farkı giderine katlanıyorsanız, bununla ilgili faiz ve kur farklarını seçimlik hakla gider ya da aktif kıymetin üzerine ekleme imkanınız var. Ama mali idare diyor ki tam bu noktada, hangi yolu seçerseniz artık sonraki yıllarda da hep o yolu izlemeniz gerekir. Bu konuda da eğer izlediğiniz yolu değiştirmek istiyorsanız 2016'da
konuyu yargıya götürebilirsiniz hatırlatmasını yapmak isterim. Az önce Mehmet Üstad üzerinde sermaye azaltımı ile ilgili durmuştu. Tekrar durmak istemiyorum. Sermaye azaltımı ile ilgili olarak mali idare eğer azaltılan sermaye içerisinde daha önce vergilenmemiş, dolayısıyla vergilenebilecek unsurlar varsa azaltılan sermayenin öncelikle onlardan azaltıldığından bahisle vergileme yapılacağı iddiasında. Ben buna katılmıyorum. En azından bu konuda da yine itirazi kayıtla konuyu yargıya götürebilme imkanı var. Bağış ve yardımlarla ilgili olarak kurum kazancı, yani mukayese yapılacak kurum kazancı konusunda mali idare ticari karı dikkate alıyor. Oysa kanunen kabul edilmeyen giderlerin de dikkate alındığı, mali karın bu çerçevede dikkate alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Konu istenirse, sizin için önemliyse yargıya götürülebilir. Tevsi yatırımlarda yeni yatırımın toplam yatırıma oranının tespiti, bu indirimli kurumlar vergisi oranıyla ilgili olarak hangi yeni birden fazla daha önceden işte oluşmuş yatırımlar var. Siz yeni yatırım yapıyorsunuz ve yeni yatırımın toplam yatırımlar içerisindeki payını bulacaksınız ki indirimli kurumlar vergisi oranı hangi kısma nasıl uygulanacak o hesabı yapabilirsiniz. Mali idare brüt aktif, brüt işte yatırım tutarına bu oranlama yapılmalı diyor. Biz net olmalı görüşündeyiz. Ancak yargıda da bu konuda olumsuz kararlar olduğunu da belirtmek isterim. Ancak bu şekliyle indirimli kurumlar vergisi oranı da adeta uygulanamaz hale geliyor. Kanun koyucunun da uygulanmasın diye bir kanun yaptığını, hele de bunu çok önemli bir teşvik unsuru olarak lanse etmeye çalıştığını iddia edebilmek de aslında çok da doğru değil. İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazançla ilgili olarak gene tartışmalar var. Ticari kar, mali kar konusunda. Mali kar olmalı diyoruz. Yatırıma katkı tutarında endeksleme konusu yeni gündeme gelen, teşvik düzenlemeleri çerçevesinde gündeme gelen bir düzenleme. Mehmet Üstadım az önce aslında sunumu sırasında bahsetti. Kabaca ifade etmek gerekirse, yapılan bu endeksleme, getirilen bu endeksleme imkanı ilgili tebliğde 2017 yılından itibaren uygulanabilir denmiş. Oysa kanuni düzenleme 2016 yılında yürürlüğe girdi. 2015 yılında yapılan yatırımlarla ilgili olarak 2016 yılında kurumlar vergisi beyanında bulunurken bu endekslemeyi biz en azından kanunun yayımı tarihinden sonraki dönemle, 3 aylık dönemle ilgili olmak şartı ya da en azından kısıtlığıyla uygulanabilir diye düşünüyoruz. Bu konuda konu yargıya götürülebilir. Aslında gömdüğümüzü düşündüğümüz bir tartışma tekrar başladı. Bu factoring şirketlerinde gördük işte ilk gene tartışma etkilerini. Mali idare bir dönem bir şey eğer hasılat yazılmamışsa karşılık ayrılırken gider olarak da dikkate alınamaz gibi genel bir düstur ya da tartışma açtı. Bunun ilk tartışma zeminini KDV'de görmüştük. Şöyle ki şüpheli alacakların içerisinde KDV'de varsa şüpheli alacağı siz yargıya götürdüğünüzde karşılık ayırırken bunun içindeki KDV'yi ayır, geri kalanına karşılık ayır. Çünkü KDV'yi gelir yazmadın ki karşılığını sen şimdi karşılık yoluyla gider yazasın gibi bir mantıkla konu tartışıldı. Sonunda mali idarede pes etti ve bir tebliğde de bu konuya açıklık getirmişti. Aslında aynı yaklaşımın factoring şirketlerindeki iz düşümü. Factoring şirketlerinin de aslında gayri kabili rücu factoringde alıp sattıkları malları alacak. Yani mal alıyor ve bu malın işte satışından diyeyim bir kazanç elde ediyor. Bu malla ilgili
problem yaşanıyor. Yani malın bedeliyle ilgili problem yaşanıyor. Alacağı tahsil edilemez hale gelmiş ve gayri kabili rücu, yani temlik aldığı şirkete de gidemiyor. Batak hale gelir. Bu alacakla ilgili olarak karşılık ayırabilir olması gerekir. Eğer böyle bir iddiayla karşı karşıya kalırsanız ya da buna benzer farklı bir yaratıcı yaklaşımla aynı ilkeden hareketle konu götürülebilir yargıya. Teşvik belgelerinin kapanmasından önce akreditifleri açılan ancak ithalatları teşvik belgesinin kapanma tarihinden sonra gerçekleştirilen makinalara yapılan harcamalar için indirimli kurumlar vergisi aslında uygulayabilirsiniz demiş bakanlık verdiği bir görüşte. Önceden tartışmalar vardı. Artık bu özelgeden sonra ihtirazi kayda gerek de olmaksızın doğrudan uygulayabilirsiniz. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan ve kira geliri elde edilen gayrimenkul satışının kurumlar vergisi ve KDV'den istisna olup olmadığı, az önce bu konunun üzerinde de değişik örneklerle istisnadan yararlanıp yararlanmamaya ilişkin müktezalardan hareketle duruldu. Bu konuda olumsuz özelgeler de var. Ancak bu özelgelere katılabilmek mümkün değil. Hem olumlu hem olumsuz özelgeler var. Neticede siz bir gayrimenkulünüz var, kullanıyorsunuz. Sonrasında ya kullanım amacı değişti, atıl hale geldi ve atıl hale gelen gayrimenkulden kira geliri elde etmeye başladınız. Ya da toplamda sizin kullandığınız gayrimenkulün bazı bölümlerinde kira geliri elde ediyorsunuz gibi durumlarla ilgili olarak sanki işletmenin amacı, gayesi o gayrimenkulü alırken, inşa ederken, kullanırken kiraya vermek, kira geliri elde etmekmiş gibi yorumlar yapılarak istisnadan yararlanamayacağı iddia edilebilmekte. Bu konunun en azından yargıya taşınabileceğini düşünüyoruz. Bunun gene bir devamı mahiyetinde istisna kazançları ile ilgili olarak kanunda kazancın %75'inin bir fon hesabında tutulması kayıt ve şartıyla bu kazancın, elde edilen kazancın, gayrimenkul ya da iştiraklerin satışından elde edilen kazancın vergilenmeyeceği, sadece %25'inin vergileneceği ifade edilmiş. Ancak bu %75'lik kısım ya da işletmede tutulacak kısımla ilgili birçok belirsizlik var. Kanuna baktığımızda ne kadarlık kazanç dediğiniz zaman sizin kayıtlı değerinizle satış bedeli arasındaki fark, yani kar aslında o gayrimenkul ya da iştirakla ilgili kazanç kısmıdır. O halde benim bu kazançla ilgili olarak serbest fonlarım ne kadar? Mali idare bazı incelemelerinde bu gayrimenkulü sattıysanız %75'lik kısımla ilgili elde ettiğiniz kazanç değil, gelirin %75'ini işletmede bir fon olarak başka hiçbir şeyde kullanılmaksızın bekletilmesini adeta arzuluyor ve onun dışındaki konularda eleştiriler yapıyor. Oysa burada olsa olsa kazancın %75'inin bir fon hesabında tutulmasından bahsedilebilir. %25'lik kısımla ilgili hiç tartışma olmaması lazım. Kazanç olmayan kısımla ilgili de hiç tartışma olmaması lazım. Ancak bunlarla ilgili de halen uygulamada tartışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Genel olarak son söz olarak gene şunu söyleyebiliyorum bu maddeden de hareketle. Ne yazık ki uygulamada az önce kısmi bölünmeyle ilgili de bir konunun üzerinde Sayın Başkan durdular. Mali idare uzunca bir süre İstisnalarla ilgili, indirimlerle ilgili bir uygulamada ya sessiz kalıyor ya da bir takım yönlendirmeler yapıyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir gün birdenbire tersi uygulamalar ve eleştirilerle işletmeleri problemle karşı karşıya bırakıyor. Biraz bu konularda mali idareden de beklentimiz, bir sorun yaşayacaksak başında yaşayalım, çözelim ama ondan sonra sürprizlerle karşı karşıya kalmayalım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Zeki Gündüz Üstad'a bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Bir 15 dakika aramız var. Soruları yazılı olarak alacağız. Benim solumdaki masaya. Daha sonra tamamına cevap vereceğiz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.